Ne oldu? 7 ay oldu değil mi? 7 ay oldu işte. 9 Haziran'da arabayı aldım. Sonra başıma gelmeyen yılan kalmadı. Yılan hikayesine döndü. Çok uzun bir süre beklettik. Artık daha fazla bekletmeyelim. Ben sana alma dedim başta. Ben sana alma dedim ama iyi ki de aldın be. Evet arkadaşlar, E34 sonunda Batuhan'ın arabası, mafya spek, Alpina jantlarıyla. Replika ama olsun. Replika ama. Modellemesi güzel olduğu için saçma durmuyor. Dandik replika durmuyor. Yani değil, evet. Mesela Throwing Stars'ın replikası çok belli. Belli oluyor direkt. Bunu böyle hani çok anlayan adam bu replika belki, evet, diyebilir. Evet. Geçen Alp abi Car Engine paylaşmış orijinallerini. Böyle kilitler militler. Öf. Kaç? 4-5 bin euro var herhalde satırları. Vardır. Çünkü belki, şu göbek... belki daha fazla. Olabilir. Çünkü göbeği sökmeye onun alyanı bilmem. Tabii. Bunun da var ama hani orijinalinde ne gibi farklılıklar var bilmiyorum. Yalnız köpek balığı ya. Ya bak, bu jantlar bu arabaya gerçekten gidiyor. Yani başka jant taktığında fazla durmuyor. Throwing Star muhteşem. Evet, o direkt E34 jantı. O muhteşem. Orijinalini bulursan tak ama bu jant da çok iyi. Vallahi maşallah. Ya arabayı biz görmeden aldık gibi bir şey. Kutay sağ olsun, evet, bize yardımcı oldu. Onun da hikayesini anlatalım. Ben bu arabayı eskiden Maslak'ta usta olan birinden aldım. Mehmet Usta. Zamanında da hatta Barış'la onunla röportaj çekmişiz. Sonra WhatsApp'tan fotoğrafını görünce tanıdım. Maslak'ta ustalığı bırakıyor. Antep'e taşınıyor. Ondan sonra Kutay abi bu arabaya aracılık etti. Ben arabayı görmeden aldım işte. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Ama tabii bir dakika. Şimdi bunun hikayeleri de var. Biz uzun bir beraber Ankara'ya gittik. Benim kaporam yandı. Neler oldu yani. Ankara'ya gittik. Ankara'da bir tane E39 540. Fotoğraflarda yılan. Aa dedik, güzel bakalım kardeşim falan filan. Bir gittik. Ben böyle mesaj atıyorum. Batuhan fazla uzatma. Hadi yani hani bir girseydik çıkamazdık. Çıkamazdım onun içinden. O baktığımız ikinci E39'du. Bir tane daha E39 baktık. Lacivert. Karşıdaki. O zaten. O ölümün ölümü. 4 egzoz. 3'ü kapalı. O içi perişan haldeydi. Yani, o araba manuele çevrilmiş bir arabaydı. O birazcık ilgimi çekti ama çok kötüydü ya. Yani var ya, onu aldın düşsene. Onunla başa çıkamazsın. Gri bak, bir çıt daha iyiydi, Allah'a var. Gri bir çıt daha iyiydi de gene ama Ankara'dan İstanbul'a gelemezdi. Kesin bozulurdu. Kesin. Hani bir debriyaj tokadı falan bitti. Aynen öyle. Yani bunun maşallahı var. Bak yani, ne güzel. Bütün iki cartçuk. Ya kilidi var, jantı var. Evet. Stroker. Şimdi asıl mesele o. Şimdi o. Gelelim. Makinamız 3 litre. M50 B20 onu 3 litreye stroker edilmiş hali. Normalde M50'nin aslında M50 B30 yok aslında. Şeyde, o motor ailesinde. M54 B30'a geçiyor. İşte bunun 2.5'u var, 2.8'i var. Bu kasa enteresandır arkadaşlar. E34 ilk V8 kullanılan 5 serisi. Bunun mesela 3 litre V8'i var. 188 beygir. Köfte. İlanda bir tane gördüm. Onun haricinde başka hiç görmedim. Diğer 3 litre de M30 B30. Evet. O daha eski olan, evet, motor. Değişik motorları var. Zaten 1.5-18 falan da var. Tabii. E34'te. Sonra... Oğlum ne ara söktün? Oğlum sen nasıl bir trollsün ya? Sen nasıl bir adama dönüştün? Sökeceğim bunu, bakacağım. Konuş şimdi... dertli. Distribütör sattık, bakayım. Sattık yeni arabaları. Bir tur at gel. Eyvallah usta. Ben gidiyorum. Avansını ben ayarladım çok onun. Çok şey, sese çok kulak verme. Ha? Bir de tükür. Yağın taze. Eyvallah. Yağın taze. Bu arada harbi taze yağın. Güzel kokuyor. Hayır, ben dil attın zannettim. Yok. Motor böyle. E34 ilk V8 kullanılan araba. Evet. İlk elektronik süspansiyon, adaptif süspansiyon kullanılan 5 serisi. Evet. Bende yok. Sende yok. Hı. Bende eksik donanımlar, far yıkamam yok, telefon yok, ısıtmalı koltuk yok. Onlar. Isıtma koltuğu olsa güzel olurmuş. Olurdu. Arka perdem var, Recaro koltuklarım var, M5 direksiyonumuz var. Onun ya. Haricinde gene sonradan yapılan kule gergimiz var, headers'ımız var. Detaylarını çektin mi motorun? Kendi araban zaten. Aynen. Ben... Çekersin. Aynen. Kitli diferansiyelimiz var. Böyle. Tatlı tatlı homurtu var. Ben şimdi var. Dedim ki, kardeşim bak, uğraştırır. Alma. Tamam, hayalin. Güzel. Ben de severim. Yanlarız. Tamam.
Onlarda sıkıntı yok ama ağlama dedim bak. Sonra hakikaten bir işte aküsü bitti. Meğerse o hikayeyi anlatacağım şimdi. Dur, o uzun hikaye. Yani şey, bu arada oğlum çok komik. Acayip bir offset var Poyra'da. Evet. Ve frenlerin frenlerin hava kanalsız. Evet. Şey, dolu disk ama 302 milim. Büyük ya, evet, yani. O enteresan. Sonraki modellerde var hava kanallı büyük motorlularda. Evet. Mesela 535'in standardı hava kanallı mı acaba? Olabilir. Onu olabilir. Kemal abi bilir. Önde 302 milim, arkada 300 milim. Evet. Yani fren gücü var arabada ama tabii üst üste de ısınır yok, çabuk. Yani E34'ün zaten en zayıf yönlerinden biri fren. Ya mesela Yekta abinin de bana söylediği İşte şey, hava kanallı yapıp belki bir 4 piston yapsan, çünkü abi 302 milim yeter tabii. Yani araba ağır değil ki. 460 kilo falan. Evet. Yani bir 4 piston fren olsa, hava kanallı olsa her türlü iş görür. Buna şöyle yapıyorlar zaten. BMW yine kendi içinde her şeyi çözdüğü için Lego gibi. E32 galiba 7 serisinin 7-28'in özellikle kaliperini takıyorlarmış. Olur. 3.30'un da diskini koyuyorlar. O şekilde yürür. Fren bayağı bir upgrade oluyor. Bu arada bir gene sonradan yapılan, gene BMW içinde yapılan modifiyelerden biri de bunda da var. 5.45 E60 kasanın vites yolları short shifter. Zaten kısa. Bayağı kısa. Ya bu tam ikinci vites eğlence arabası. Tamam. Şimdi mesela ufak tefek yanlıyoruz. Tabii araba ağır. Güç yani 3 litre stroker ama böyle 200 beygir. Hani 230 yok gibi. Tahminim 220-230 beygir civarı. Tekere de o, ben sana söyleyeyim, tekere verdiği de 170-180'dir. Hani onun için öyle cayır cayır manje drift zor ama bir yeniledin mi debriyajı? Geliyor. Geliyor. Hele ki biraz böyle kaygan asfalt falan, üf. Kilit de var. Yani elim ayağım titriyor. Heyecanla hemen hadi sürüşe geçelim. Şimdi bu süreçte neler oldu onu da bir kısaca anlatayım. Arabayı Haziran'da aldım. Çekiciyle araba geldi. Körfez pistindeydik o gün. Evet. Araba çekiciyle geldi. Çekiciden indirdik. Köpek balığı geldi. Nasıl? 3 saniye bakınca burnout yapıyor. Dur bakayım, lastikler yakmamışsın kardeşim. Yakmaya almadık mı bunu? Dakika buradan veriyorum. Yaka yaka geleceksin. Vallahi bir iki pedal sardırdım, o kadar değil de. Vay vay kardeşim, gel. Vay be. Adam aldı ya, aldı, inandı ve aldı. İşte gerçek petrolhead. Alma dedik, aldı. Aldı. Yürüyor ha. Ufak tefek bir iki yağ kaçağı vardı. Önce hemen onları çözdüm. Yekta abiye götürdüm. Yekta abi de bu arada Kutay abinin ustası. Aynı zamanda bu araba 2-2,5 sene önce bu komple restorasyona uğradığı süreçte Yekta abi de bu ekibin içinde ve arabaya yapılan her şeyi biliyor. O yüzden hani kafam çok rahat. Her şeyini bildiği için. O ufak tefek yağ kaçaklarını hallettik. Ondan sonra su tertibatına dair her şeyi değiştirdik. Debriyaj baskı balatayı komple sıfırladık. Ben bir şey yapmadım. Biteceği varmış, bitti. Ben yapmadım. Biteceği varmış, bitti. Onu da yeniledik. Kafamız rahat yani oldu. Yani bir tek şurada bir şey ama onda bitmemiş. Sen sonra tabii bitirdin. Tabii canım. Yok, ben sonra... Sen yaptın. Hayır. Üstüne ben bir şey yapmadım. Ya yani biteceği varmış, bitmiş. Aynen. Olsun. Hani en azından o konuda da kafamız rahat oldu. Sonra ön arka tamponu boyatmak için arabayı Nişota'ya götürdüm. Tam boyatmaya götürmeden 1-2 gün önce de bizim burada... Tabii hep haftalar günler geçiyor bu arada. Tabii tabii. Çünkü çekim yoğunluğu şu bu bilmem ne, bir türlü başlayamadık. İlk çekeceğimiz günde de yağmur bastırdı. O gün çekim bir kaldı. Kaldı zaten. Arabayı aldığımdan bir hafta sonra seninle çekimi aslında bitirecektik. Evet. Kaldı sonra yarım. Tekirdağ'a gittin. Ha dur, daha işte oralara da var. Daha gelemedik bu arada. Daha gelemedik. Ön arka tamponu boyatmadan 1-2 gün önce bizim Tarık abinin köpeği arabanın kaputu atladı. Kaputu da çizdi. Dedim kaput da boyansın. Arabayı boyaya bıraktım Nişota'ya. Boyalı kardeşim araba. Boyalı. Ha zaten bu arada 2,5 sene önce araba komple soyulup ama boyanıyor. Ama çok iyi boyanmamış bence. Şu anda daha güzel toparlandı. Ha tabii 1-2 zaten çatlayan evet. Yerleri vardı gözüme batan. Onları da tekrar boyattım. Hani boya komple sıfır hale gelsin istedim. O parçaları boyattım. Bir hafta sonra tatile gittik. Tatilde ufak bir kaza yaşadık. Bir tanıdığımız kamyonetiyle öne sürttü. Sinyal kırıldı. Çamurluk bayağı böyle bir falan. Böyle bu arabayı aldı. Çekime geliyor falan filan. Araba bitik. Yani bir de oturduğu yer tozlu. Araba çamur. Burası çizilmiş. Böyle tam yıkık. Ya böyle al, ben içimden diyorum alma dedim sonra. Pisken böyle sonra, hakikaten yıkık duruyor. Sonra yani. yattı aküsü bitti. Aynen. Aküsü zayıf olduğu için işte bimlenmesi çalışıyor. Ya böyle hep şey masraf sürekli. Böyle.
Ya şöyle Allah'tan... Sonra aküyü değiştirdik, araba kendine geldi. Kendine geldi. Yani şöyle hakikaten yolda bırakacak, başıma bela olacak şeyler Allah'tan olmadı. Çıkarmadı. O konuda içim çok rahat aldım zaten. Dediğim gibi gözüm kapalı aldım arabayı. Bir de Allah var. Yani. Arabanın içi, bu arabanın içi için alırsın. Çok temiz. Zaten hatları da çok iyi ama içinin maşallahı var arabanın. İçi yani... bu arada eski hali kötüydü. Şöyle tabii Nişoto güzel toparladı. Evet. Ama hani ilk aldığın zaman da emek etmeye değer vaziyetteydi. Evet, öyle yıkık değildi. Olsa zaten içim hiç rahat etmezdi. Falan filan işte gel zaman git zaman, sonra parça bekledik. O sırada Nişoto ile beraber döşemeye giriştik. Komple tavan koltuk giriştik. Evet. O bitti. Sonra ben yine tatile gidecektim. Arabayı o halde aldım. Tamponu hasbelkader taktık. Üstünden öngene vuruk. Şey eksik gene o haftalar gene, yıkık evet, geziyor. Evet. Eksik kırık, parçalar falan ya. Sis takılı değil filan. Mecburen o vaziyette bir süre kullanmak zorunda kaldım. Üstüne akü bitti. Nişoto'ya götüremedim bir daha, şu bu falan filan derken süreç uzadı uzadı uzadı. En sonunda aküyü de değiştirdik. Hadi her çabuk. Şeyiyle hazır hemen dedim çekelim artık bitsin. Nişoto'da da bu arada 6 günlük süreçte tavan koltuk her şeyi... Tabii yaptı. Gördün ben de bayağı bir tabii. Giriştim. O bak, elini kirletti. Neyi anladım biliyor musun? Diyordun ya biz işte Kıbrıs'tayken ustaya götürdük. Onu işte götür kaynat gel bilmem tabii. Ne. Bana da işte usta mesela bir parça söküyorsun eski araba. Gözükmeyen bir yerdeki parça kırılıyor. Şunu diyor kaportaya götür. O yapış. Kaynatsın geri getir. Tabii. Gidiyorum tavanı ben söktüm. Güneşlikler bilmem ne. Yani şu an arabanın içini komple kendi başıma söküp tekrar geri takabilirim. Yani şimdi böyle arabalar eski arabalar. Dikkatli sökeceksin bilmem ne. Ustaların sevmediği arabalar aynen. Bunlar. Ama böyle. Sağ olsunlar. Çok yani, uğraştılar sağ olsunlar. Çok uğraştılar. Aynen. Murat Usta öyle, Mehmet öyle, Burak abi zaten en başından beri aynen. Ne ihtiyaç varsa dedi her şeyi hallederiz yaparız ederiz. Nitekim bu 6 günlük süreçte her şeyini ip gibi kapılarına kadar söktük. Döşemeler şunlar bunlar her şeyi hallettik mis gibi. Bu oldu. Dur dinleteyim sesi bekle. Adam heyecanlı nasıl heyecanlı anlatıyor. Bırak 2 saat anlatsın. Aylardır bu anı bekliyorum ben. Ya ama stroker yapmışlar kesici yok ya. O bunların huyu ya işte. Şöyle bir ya kesici lazım abi. Onu... Kesicisiz şöyle bir neyse şafağın CRX falan alırsa önce yaparız. Oradan kompanse ederiz. Aynen. Ya şeyle yazılımla şeyle yapılıyor galiba. Yapılır açılıyor. Yapılır. Halit'le falan belki yaparız. Yaparız. Vallahi araba güzel ya. Yani, eyvallah. Ha mesela buna özel zor bulunan parçalar da var. Ha mesela o da. Mesela şu arkadaki reflektör. Şimdi sen aldıktan sonra ben E34'lere bakıyorum. Çöp. Arabalar çok kötü. Ya bu araba maşallah ip gibi yani. Çok güzel duruyor. Cins işte o güzel detaylardan biri işte o dediğin arka reflektör. Evet. Amerikan parklı tampon çıtaları o güzel. Ya bu arabanın şimdi böyle 90'lı yıllar her şey trim. Her bilmem şeyi. Ne çıtası. Şu bu. Hani bu arabayı böyle çıtalarını biriktir böyle 50 kilo çıta abi. O çıta bu çıta her yer böyle plastik falan zor yani. Tamponun önündeki iç taraftaki çıta bile 3 parçası. Sisi bilmem nesi, dış çıtayı söküyorsun, şusu busu bir sürü şey var. E34 zevkli ya. Yani tezat zekasa. Böyle hakikaten eline oturuyor ya. Bir de gemi gibi böyle falan. Bu araba da beni en çok o şaşırttı zaten. Şimdi boyutlara bakıyorsun. Ulan palamut gibi araba böyle ya bu hantaldır. Ya tabii ki şimdi 520 sen 520'yi kullandın. Şeyi. Evet 520 Mert yürümüyor. Mert arabayı. Hele ya, bir de otomatik o evet. 0-100 bir ay. 3 gün de değil yani. O işte keyif arabası ama hani bunda... Yürüten bir motor olduğu zaman arabayı hele yanlamaya başladığından hani sen de şimdi evet. O hissi aldın biliyorsun. Araba sanki ufalıyor böyle bir evet. Acayip bir his. Ama var ya. Harbiden yanlayacaksan turbo çakacaksın bu makineye. Ha tabii öyle. Böyle hatara hatara gideceksen. Sonuna kadar gideyim diyorsan evet. Ama böyle daha öğretici. Evet. Hafif debriyaj tokadı, ağırlıkla boğaz falan. Ben sana güzel. Ne dedim ben şimdi turbo arabayla yanlamaya alışmışım ya hep. Ya bu arada evet. Benim arkadan itiş tecrübem o kadar fazla yok zaten ama hep turboyla yanlamaya alıştığım için bunda da hani çökeyim gelsin istiyorum ama senin orada yanlama sahnelerinde yaptığın aynen. Gibi debriyaja böyle bir abanıp tokadı vurmak gerekiyor. Ondan sonra zaten üstte bir ona de... alışıyorsun işte. Evet o biraz nerede kopacak? İşi. Evet. O alışkanlık işte. Cesaret tabii, değil tabii. De alışkanlıkla yaparsın yani. Sunroof'umuz var. Tıkır tıkır çalışıyor. Bu arada Abbas abi de sağ olsun şu trimlerin kaplamasına sponsor oldu. Ona da teşekkür edelim. Abbas Reis. Kral ya. Gezeceğiz buzlara gideceğiz onunla. Güzel güzel kol vallahi. Kolçağımız. Baksana ya elektrikli lütfen. Tek tuş. Lütfen. Tek tuş.
Kapamada yok ama arkalarda basılı tutuyorsun, açmada var tek tuş. Vallahi gri de güzel, bu kombine gri güzel olmuş. Şöyle, fabrika çıkışı Recaro bu arabada yokmuş ama orijinal döşeme rengi griymiş. Sonradan yapılan o döşeme işte yanları siyah deri, ortalar beige süet falan çok kötü duruyordu. Bir de işçiliği çok kötüydü. Komple işte dedim deriye dönelim. Tekrar griye döndük. Konsol gri. Tavan da açık renkti. Onu da komple güneşlikleri falan da boyadık. Komple siyah hale getirdik. Antrasit tavan. Yok. Ne o? Şu ses radyoaktif ışıma sesi. He. Şey kontağı aç kapat. Gelecek. Oluyor mu? Zzz, zzz. Farlar açık kaldığı Çernobil. Zaman uyarı sesi Çernobil. Vallahi tuşlar muşlar gayet yerinde ya. Evet, yani öyle kırık dökük içinde ezilmiş bir şey etmiş bir şey yok Allah'tan. Aynen. Böyle hadi artık çıkalım bir sürü şey ya. Sen geç. Eyvallah. Patron sensin. Estağfurullah. Makine hocam. Senin. Ben yapacağımı yaptım. Ben sana katkıda bulundum görüntülerde. Yanlama eyvallah. O zaman yolda görüşürüz. Torpidomuz. Hey maşallah. Büyük torpido ha. Torpido büyük. Sadece açılma mesafesi biraz kısa. Evet. Halat tutuyor çünkü orada sağda. Aç bak. Şurada halat var aynen. Bir tane. Sen mi uydurdun onu? Yok. Orijinali öyle. Orijinali öyle. Yalnız bayağı silah milah. Uzi sığar oraya. Bak. Vay. Fenerimiz. Çalışıyor mu? Yok. Yok. Pil akmış sanki. O mu? Yani bir içini açıp temizlenirse muhtemelen bir de şarj çalışır. Oluyor. Tabii oradan şarj oluyor. Abi ne ince güzel detaylar ya valla. Güzel kapanıyor ama. Evet. Deri İyi ısıtıyor ha. Valla. Şöyle açalım. Klima var. Klimamız var. Kolçak eksikliğini hissediyorsun değil mi? Evet, insan şöyle bir yayılıp gitmek istiyor. Değil ama mi? İçi çok güzel oldu valla. Valla evet. Şurayı işte komple boyadık. Burada biraz aşınmalar vardı. Şu konsolun etrafı. Şu konsol efsane. Buraya burası var ya. Burası tepsi zaten. Masa gibi ya. Ya nasıl buraya bir bardaklık düşünmemişler? Ama o yıllarda moda hangi arabada yok. Var ki? 90, 94'te vardır ya. Ama çok yok bildiğim kadarıyla. Belki hani Amerika müşterisine özel falan yapıyor. Olabilir. E39'da var mesela çıt çıtlı. 39'da açılıyor. Var. Buna da bu arada geçen gün takip ettiğim bir sayfa var. E34M5'i var. Şurası şöyle çıkıntılı bir parça var. Sonradan mı takılıyor onu bilmiyorum. O zaman buraya koyduğun bir şey kaymaz. Çünkü buraya şimdi telefon koyuyorsun. Gazladığında kayıyor. Gazlayınca gidiyor hemen. Ama şu göz güzel. O telefona. Göz güzel. Oraya direkt geçireceğin bir kolçak yapabiliyorsun. Yandayken daha iyi yürüyor. Ses güzel, 6 silindir. Öğrenmiş. Hocamızdan öğrendiğimiz öğrenmiş. Kadar. Ve ne kadar konforlu farkında mısın? Çok. Çok şey. Mesela araba biraz bükülüyor. Evet. Ama o büküldüğünü de direksiyonda hissediyorsun. Gemi gibi işte. Aslında o bükülmeyi yanlayıp alıyorsun. Mesela evet. Viraj kastın ya. Bir vur. Absorbe ediyorsun yanlığı. Düzeliyor araba. Yan istiyor. Aynen. Monroe amortisör var. İyi amortisörler. Yayın markasını bilmiyorum. Tabii standartından daha alçak. İlk başta bu kadar alçak görünce konforsuz mudur diye bir evet. Korkmadım değil ama onu güzel bir ayarda tutmuşlar. Yok yok gayet konfor yani hem yol tutuyor. Bu arada yani araba bayağı iyi yol tutuyor. İlk aldığımız gün hiç yanlamamıştık sadece gazladık. Evet. Bayağı patküt virajlara giriyor yani. O konuda adamlar abi yapmış 90'lı yıllar 94 model araba. Ya bir de BMW'nin hep söylüyorum ya sana o şey huyunu çok seviyorum. Direksiyona geçtiğim anda direkt elim avucuma oturuyor araba. Evet. E92 335 kullandım. Onda dümen da öyle. Direksiyon. Bu bir de dümen ha düşün. Hangi BMW'nin direksiyonuna oturursam oturayım oturduğun anda direkt böyle elin avucun hani direkt yanlayabiliyorsun evet. Yani. Çok enteresan. Ben mesela şu siyah olmasını sevmiyorum. Ben de keşke sevmiyorum. Keşke renkli ya. Logo koysalar. Evet. Hani donanımsız Peugeot'lar oluyor ya plastik evet, oluyor. Evet. Onun gibi duruyor. Ya bu bir direksiyon çapı da mesela bana büyük geliyor. Tabii bu baba çapı. Bunu evet ki aa, aslında burayı, M5'in kaçırdık ıslahı. Mesela nemliydi. Nemliydi. Hayır normalde lütfen. De kaçırmıyorum ha trafikte değil de boş alanda. Didi.
M5 direksiyon olmasına rağmen bu kadar büyük ve ne bileyim yani çok daha minimal bir direksiyon yapılabilirmiş. Evet. M2 direksiyonu 3 kollu olan buna çok güzel oluyor. Davul. Bu o zamanın yok, davulu. Yok davul değil. Değil. Aynen. O zamanın davulu gibi. Gibi gibi evet ama davul tabii 3 kollu. Aslında buna davul da takıyorlar ama E34'ün orijinalinde davul yok. Yakışmıyor bir de. Ama davul direksiyonun kendi tipi çok güzel ya. Evet, davulu seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bu araba normalde 150 beygirlik, 10.5-0-100'ü olan bir araba. Yani yavaş sayılır. Evet, ama hızlı şu diyor, an değil. Kaç acaba 0-100'ü? Hiç bakmadık da seninle. Evet ya ben işte böyle bir arabada 3 kişiydik galiba. Öyleyken baktım. Şu bir, ileride düzlükte bir kalk bakayım. Bizim düzlükte bir ölçelim. Yani 7.5'lar falan diye tahmin ediyorum. 7.5 yoktur ya. 7.5'sa bence... Çünkü 7.5 bunun 5.35'i 7.7. 211 beygirliği. Ha, bunun... Ama o motor ağır bir motor ama o da var. Evet. Evet o da var. Ya belki de vardır. Bir işte düzlükte yap bakayım. Bakarız. Düzlükte bir ölçelim. Kendine kıyak yapma ama kurguda. Hızlandırıp 6.5. Ha, oradan birkaç kare şey yapıp. Abi ben dedim 7.5 falan. Yani 7.5 mu? Fena da yürümüyor aslında. Ya bir... Yürüyor ya. Ya güzel yürüyor. Dayadın mı işte bine? Yok. 210'lar falan yaptım maksimum. Yapar ama da. Yok rahat yapıyor. Tabii Kısa şanzıman 5. viteste bakalım. 2000'de. Bu arada mil kadran ve kadranda sapma var bu arada. Onu da söyleyelim. Evet. Şu an kilometrede 80 gösteriyor ama aslında GPS'le 70'le gidiyoruz. Dur bakayım ben sana hemen. Yani 5. vites 2000'de 1.70. Evet şu an 73 ile gidiyoruz. 73 bak şu an 70. 70 değil ha, mi? İyi. Tam 10 kilometre evet. Sapma var. O neden acaba onu bilmiyorum. Jant çapı büyük normale göre. Değil mi? Onda bir farklılık jant var. Jant büyük oldukça oradaki gösterge daha az gösteriyor. Evet. Jant küçük olsa daha fazla tur attığı için oradaki göstergen daha fazla gösteriyor. Doğru. Burası daha düz. Burası da hafif yokuş yukarı. Ama düz ya burada yap işte. Evet. Önümüz arkamız boş. Aynen. Ey yavrum benim. Kaç çıktı? Kaç çıktı? Tahmin et bakalım. 7.5 dedim. 7.5 diyeyim gene. 7.9. Vay. Bence çok iyi. İyi. Bir de hani daha hızlı atabilirdin vitesi. Evet. Şöyle hani debriyaja bırakmadan. Kardeşim çek sağ. Hemen artı 30-40 beygir gelir. Nem %56. Elevation 106 metre. Hava 6 derece. Ha eğim kaç? Eğimi yazmıyor galiba. Ya yazmıyor. Ama 7.9 güzel. 7.9'u görmek ben de olmasam 7.5'u ve iyi kalkışla görebilirsin evet, demek. 7.5-7.6 demek ki stroker işe yaramış. İşe yarıyor. Aynen. Kutay abi de zaten beni bu arabayı almaya ikna ederken oğlum bak E46-330'lar kadar yürüyor. Gidiyor. Ya araba ben boş hissiyat değil. Olarak o kadar yürümüyor hissiyatı alıyorum ama şimdi onlar 6 saniye falan 6-6.5. Manuel 6.5 saniye otomatiği E46-330'ların yalan olmasın 7.2 mi? 7.2 falan. 7.3 o civarda. Tamam aşağı yukarı evet. Yürüyor yani evet. Aşağı yukarı yürüyor. İlk bindiğimde hissiyat o kadar gelmemişti ama kullandıkça açıldı makine. Açıldı ciğerini açtı. Ciğeri açıldı. E34. Adamlar bu arabadan en çok 5.25 iyi satılmış. Dünya çapında 494 bin mi ne adet olarak. Çok. Çok. İddialı bir 400 bin de 520'ye. Yani milyonları bulmuş. Ki bunun işte IX'leri bilmem ne ıvır zıvırı. M5'i, Alpina'sı. Alpina B10. Ondan da çok az üretilmiş. Bayağı az ya. Böyle Alpina, 50 mi? Evet. 90 mı? Öyle bir şey. 5.6 saniye o da. Hani aslında uzayda değil yani. Hani tamam tabii ki hızlı. Yani bunu da turbolasa olur. Yaklaşır. Bu boyutta bir arabanın böyle yürümesi gene ben okeyim yani. Ben tabii canım. Peki yakışına da okey misin yakışına. Kardeş? Ya şöyle bak uzun yol yaptım. 2 kere 3 kere uzun yol yaptım. Hakikaten efendi gibi git. Tabii yani şimdi en büyük dezavantajlardan biri kısa şanzıman. Evet. O olmasa 5. vitesten 2000-3000'de bir çıt daha yüksek hız yapabiliyor olsan dayanırsın. Gene öyle gidersin ama ben tam 100 kilometre
90, 100, 110 civarı gittim. Hakikaten çok sakin. Burada tüketimi de takip ede de sürekli şeyi anlık. 10 litre falan yakıyor uzun yolda. Çok yani dokuz... yakıyormuş. 80'le böyle. 80. Rüzgarla da girdin mi şeyin? E39 M5 kadar yakıyor. Aynen. Yani yok. M5, o kadar. M5 ya, biraz daha fazla. M5 de öyle full atak gidersen. Yani full atak derken hani 80'le 80-90. İşte hüfleye hüfleye. Tabii o hatta belki 9.5'ları da tabii, giderdi. Tabii öyle bir şey. Ya bu da tahminim hani şehir içi şu bu benim hani karma tüketimim 12-13'lerdir. 12-13. Ama hani gazladığın zaman tabii yakıyor artı yani. 3. O da yaksın GTI. 12-13 artı 3. GTI pistte kaç yaktı hatırlamıyor musun? Ya şimdi 28.5. Yani turbo evet, araba da hani tam, onun limiti yok. Ama yani. Tamam yani hani onda o pistte yaksın. Piste yaksın. Ses güzel be. Ciğer. Ki bir de egzoz sesi aslında gelmiyor. Hani içeri gelse. Evet. Egzoz sesi az geliyor. Böyle sadece standart. Headers var. Hı-hı. Kilit güzel. Hissediyorum. Falan çeviriyor. 6500. Evet. Hilento'ya da alıştım. Alıştın mı? Alıştım. Zaten pedallar da Hilento'ya çok uygun. Pedallar bam bam evet. Diye. Bir de şu BMW'lerin gaz pedalı yerden monteli ya, çok hoşuma gidiyor ya. Hem ayağın çok rahat ediyor hem de Hilento yaparken ama çok rahat ettiriyor. Ama gazı biraz daha VD40 falan o gazın oralara sık. Biraz daha yumuşar. Evet, gaz teli bayağı sert, şeyi bayağı sert pedal. Hani daha pürüzsüz olması lazım. Evet. Ama bu arabanın ilk oturduğumda en sevdiğim şey ön takımı oldu. Çok sıkı. Hakikaten sıfır toplanmış gibiydi yani. O lacivert E39'u hatırla. Daha hareket ettik, sen de bakma yetkinizde. Dedim şaft ayrılacak herhalde. Dedim hani hiç tur atma, başımıza kalacak araba, çek gidelim. Bir sokak döndük. Felaket. Arkadaşlar yani BMW, hele ki böyle eski BMW alıyorsanız gerçekten güvendiğiniz birilerinin lafıyla falan alın. Tek başınıza yola çıkmayın, öperler yani. Hani. Bir de yani felaket arabalar. Öyle yıkık bir araba aldığın zaman işin içinden hiç çıkamazsın. Bir şeyi sök, o bozuk, bu bozuk. Zavallım gidiyor şimdi böyle bir umut temiz araba bulacak diye. Ben mesaj yazıyorum. Batuhan hadi. Hadi bakma. Şey diyor, abi sürüşe çıkalım mı? Yani boşuna çıkmayalım ama istiyorsan çıkalım. Sen olacağı biliyorsun. Ha, yani zaten hani bu aldır, hani ben aldırtmam o arabayı sana diyorum. Tamam abi, ben de sevmedim zaten. Yani bayağı maceralı oldu. Onun bayağı. İçin böyle eski bir BMW alırken bir kere, iki kere, üç kere. İyi düşünün, iyi araştırın. Aynen. Güvendiğiniz, ben bildiğiniz ustalara. Evet. Ben ona rağmen aldım ki bu araba zıpkın bir araba. Ona rağmen ama güzel, zevkli. Güzel. Yani zevkli mi, zevkli kardeşim. Başımıza öyle büyük bir iş açmadı. Açmadı. Keyifle gazlıyorum, çıtır ediyorum. Çıtır gazlama. Aynen, da var. Öyle. Güle gene güle tabii, kullan. Eyvallah. Ufak tefek gene tabii yapılacak şeyler var. Bitmez. Ya tabii. Ya bu araba, bu araba şimdi yeni yenidir. Bak her zaman. O dediğine her zaman çok katılıyorum ama şunun direksiyonuna oturduğun zaman evet. Da o güldüğün sahneyi şimdi buraya koymak istiyorum. Güzel abi, bunlar gerçek BMW. Zevkli yani. Her şey elinin altında. Kocaman makina, gemi gibi böyle pöf pöf bir oraya bir buraya. Güzel güzel. Yüzündeki mutluluktan zaten anladım ben şeyi. Yüzünü güldürüyor, yüzünü güldürüyor. Güle güle kullan kardeşim. Yani 6 ay kadar oldu ama. Yüzünü güldürüyor ama şimdi biz bugün gazladık ya. Akşam gidip yağına bakacaksın. Evet. Diferansiyeline bakacaksın. Şanzıman damla. Bu olacak hani öyle gazlayayım. Ki yeni araba için de geçerli bu. Tabii. Hani ben yanlayayım, şey yapayım. Öyle bir dünya yok. Yeni araba da yağ eksiltir. Yeni eski araba da eksiltir. Bakacaksın abi hani. Aynen. Ama zevkli mi zevkli. Zevkli ya. 36 çöp. Falan da olurdu aslında. 36'ları. Ama onlar daha çöp. Ya evet, zaten E36'dan vazgeç. Yani biliyorsun E39 diye çıktım yola. Evet. Temiz E39 bulamayınca, ya E36'da zaten çok seviyorum. Dedim E36'lara da bir bakayım. E36'lar zaten
Yani kapıyı açıyorsun, çöp dökülüyor. Oraya buraya akıllı aynen vidalar, bilmem neler. Tabii. E36'ların daha çok canı alınmış vaziyette. E34'e çok fazla millet bulaşmadığı için, yani bir de bu ele düşmediği temiz için temiz bir araba, toplanmış bir araba. Aynen öyle. Yani düzgün güzel ellerde kalmış, büyük bir kazası yok, hiç LPG takılmamış. Ha, o da o önemli. Da önemli bir husus. Öyle olunca aldığım işte Mehmet Usta, adam zaten BMW ustası. Evet. Hani hiçbir şeyinden sakınmadım, her şeyini tamamıyla yeniledim ettim dedi. Baktığın zaman da görüyorsun bunu zaten. Hiç pası çürüğü bir şeyi yok. Komple boyanmış. Daha yine sakalım bir gün ya. Bakalım. E34 videolarımızın devamı gelsin o zaman. Gelsin. Reis, hayırlı olsun. Eyvallah. Bugüne kısmetmiş. Ya. Güle güle kullan. Sonunda. Sonunda hani şu an bir sıkıntısız yürütüyoruz makineyi. Aynen öyle. Böyle ara ara karşılaştırma, drag mrak. Şimdi elimizde hazır bu varken yeni 5 gelir ya da o zamanın bir rakibi Mercedes falan gelir, kaldırırız. Cihan drag abi, mrak. Cihan abinin arabayla. Cihan abi, aynen Cihan abinin güzel arabalarla falan bir deneyelim. Deneyelim. Cihan abi dünden razı zaten. Arıyor ne? Hadi gidelim, kara gidelim. ML55'le ne? Çekeceğiz onu. Yok, çekeceğiz zaten. Çekelim. Ya, karda çekmesek bile var çekeceğiz ya yani. O çünkü güzel, onun arabalar ince. Selam olsun buradan da. Böyle. Mercedes kralı. Yakıştın. Eyvallah. Çakal. Aslında görenler mesela hani bu arabayı tabii aldım bilmeyenler sana. Evet. Abi biz senden, ha, herkes bu arada Mini Cooper zannediyordu. Evet. Mini Cooper. Mini daha Cooper, genç çakal benim arabası. Evet. Hani bu böyle büyük reis. Mafya. Aynen. Mini Cooper S, kız arkadaşımın arabası bu arada. Herkes benim zannetti onu ama değil. Defalarca da söyledim. Dedim bu değil, benim arabam değil, benim arabam değil. Böyle gören E30. E34. Aa, E30. Nasıl ya? Senden hiç beklemiyorduk bunu filan. Ben de beklemiyordum aslında E34. Evet, hem temiz ya, bu arabalarda temizini buldun mu alacaksın. Evet. Ya ben o zaten BMW hissiyatını biliyorsun. Çok seviyorum. Bunda alıyorsun işte. Bunda o şeyi direksiyonu, alıyorum. Direksiyonu, gazı, freni. Aynen öyle. Hissiyat, vitesler kemikli. Hani tam böyle unutamayacağın arabalardan biri aynen olacak öyle bu. Aynen öyle. İleride böyle toruna tabii, moruna tabii böyle E34 vardı, vardı bende değil mi? Tabii. O böyle hiç sadece elektrikli arabalar var artık. Hiç böyle tabii arabalardan kimsenin haberi yok. Aynen öyle. Bunlara olmuş ÖTV %220 eski arabaya. 220 %500 olur o zamana kadar. Tabii. Neyse, şimdi söyledik kesin olur. Aynen. Geri koyma buraları. Al işte, geri sar. Aynen. Onun haricinde başka, ha şey, bu arada bu araba zamanında 3 ortak arkadaş alıyor. Ha. Ha, ya bu arabayı değil tabii. 3 arkadaş 3 tane E34 alıyor. Biri bu, biri gri. Ha, tamam. Doğukan abinin arabası. Doğukan abiyle tanıştım. Gri bizim takipçi çıktı işte. Onda da grisi vardı bunun. Bizim web sitesine yüklemişti o arabayı, evet, galiba. Evet, foruma tamam, yüklemiş. Foruma. Oradan gördük. Ondan sonra ben de o zaman bu arabayı almaya niyetleniyordum ama bunların o hani ortak yapılan arabalar olduğunu bilmiyordum. Evet. Önce işte Doğukan abi sağ olsun, o da çok yardımcı oldu bana. Gittim, anlattı, gösterdi. Beraber çıktık, turladık, ettik. Başka bir sorunum olduğunda gene yanına gittim. Saatlerce beraber uğraştık, ettik filan. Onunla bir türlü gazlamak kısmet olmadı. Sattı mı arabayı? Satmak zorunda kaldı arabayı, eşine araba almak için. Ha. Gerçekler yani, hayatlar. Evet, aynen öyle. Şimdi tadını çıkar. Barış'a sor. Masrafları. Ya. Barış aynen kardeşim de Defne kardeşimle dünya evine girdiler. Hayırlı gelecekler olsun. Buradan. Buradan hayırlı olsun. Kulübe hoş geldin. Ya. Artık böyle haşarılıklar yok. Artık 1 litre EcoBoost. Ya. İşte 1.2 PSA. 3008 aldılar işte. 3008. Tamam işte. Aile arabası. Hanım ama da sever, o da şu sever. Şu an Barış da kaşınıyor. Bana sürekli böyle E36, E46 ilanı atıyor. Artık kaşınır o. Hani ne yapacaksa düğünün öncesinde yapsın. O alır bir skuter. Evinde kalırsa kalır. Tamam, devam. Hikayemiz evet, böyleydi işte. Öyle. E34 hikayemiz. Daha çekeriz video. Çekelim. Yanlama ya. Yıkmalı yıkmalı bir şeyler. Kar lastiği olsaydı karda bir bükmeli bir şey çok çekerdim. Çok istiyordum. Yani çekeriz, seneye çekeriz. Seneye güzel bir kar ya lastiği. Da artık yani bundan, karda ya da, çıkaramadım çünkü. Evet. Ya da böyle güzel bir E39 falan da bundan sonra olur aslında. M5 güzel, falan olsa. M5 öyle bir. Ama M5 de üzer ya. Yani E30 evet da olur güzel. Temiz 540 manuel. Ya da işte 540. Ellenmemiş 540 gene o V8'in tadını vereceği için bir kilit. Kilit, bir de manuel kilit oldu olsa mu zaten işler her türlü eğleniyorsun. Aynen öyle.
tekrar. M5'i bilemem reis. Hani dersen ki baba otopark kazanır kazanır. Şu kadar maaş. Vallahi alırım. Nasıl? Ben kameraman olacağım zaten. Nasıl iştir bu ya? Millet beni milyoner zannediyor ben ya. Ben kameraman. İlk şeyi ne? Yaris. Yaris GR lan. Araba 1 milyon. Arabanın üstünü işte fotoğraf attım. Üstünü blurladım. Bir şeyler gif mif bir şeyler koydum. Yeni araba hayırlı olsun falan. Abi Yaris GR mı aldın? Ulan o zaman 1 milyondu Yaris GR. Şimdi hani kaç? Millet bayağı milyoner zannediyor beni. Vallahi ne güzel işte. Öyle bir eyvallah yani ben öyle bir para yok. Ben kameramanlığa başlayacağım. iPhone 12 Pro'lar, BMW'ler. Aynen. Hayırlı olsun. Daha ilerine bin kardeşim. Eyvallah. Daha hepimiz güçlerine. İnşallah. Yaka yaka gidelim. E39 M5 ama hep aynen. Hayalim. E92 M3, E39 M5. Yani çok isterim. İnşallah zaman, bir gün. O zaman elbet bir gün. Elbet bir gün. Tekrar hayırlı olsun. Eyvallah kral. Evet maceramız arkadaşlar, böyleydi. Böyleydi. Güzel de sohbet oldu. Batuhan'la da bir videomuz olmuş oldu böyle. Aynen. Full. Baştan hep yazıyorlar sonra zaten. Aynen. Batuhan abiyle de çekin diye. Bu videomuzdan böyleydi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri öpüyoruz, seviyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Vay puma da yıkanmış. Yılan. Yılan. Harbiden güzel. Yıkanınca çıkmış ortaya. Güzel duruyor. Evet görüşürüz. Hadi be geçmiş olsun. Güzel. Sonunda aylar sonra. Evet. Çıktık. Çıktık videoyu. Şimdi hemen patlatalım. Video kalmadı oğlum. Kalmadı stoktan. Evet. Stoğumuzda video kalmadı. Bunun kurgusuna uğraşırım. Vaktimi alır ama hemen ama yarın öbür güne zor. İşte, ya bu hafta. Ben başlarım hemen de. Bu haftaya bu hafta koyalım. Koyarız. Takipçi aç. Aç aç takipçi aç. Hadi görüşürüz. Vay be bu kadar olur ha. Tuhat isimde.